Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere Laura Silver'ın Talihsiz Maceraları adlı bu oyunu oynayacağız. Bu nasıl bir oyun? Öncelikle onu söyleyeyim. Oyun türü olarak görsel roman diyebiliriz. Görsel romana da örnek olarak Doki Doki'yi verebilirim herhalde. Daha çok böyle diyalogların ağırlıklı olduğu ve hikaye üzerinden ilerleyen, yeri geldiğinde seçimler yaptığınız bir oyun türü. Bazı insanlar genellikle diyalog ağırlıklı olduğu için oyun olarak saymıyorlar ama ben şahsen çok fazla seviyorum. Zaten kanaldaki Doki Doki videolarından anlamışsınızdır bunu. Normalde ben video dışı da farklı görsel roman oyunları oynuyorum. Fakat onları video çekmememin tek ve en büyük sebebi sürekli çeviri yapmak zorunda kalmam. Fakat bu oyunun şöyle bir olayı var. Bu oyun gördüğünüz üzere tamamen Türkçe ve Türkler tarafından yapılmış bir oyun. Ben zaten bu oyunu bir haber sitesinde görmüştüm. Benim istek listemdeydi. Ağustos ortası gibi çıktı. Sağ olsun bana da mail atmışlar. Böyle böyle bir oyunumuz var diye. Eğer izliyorlarsa buradan öncelikle çok özür diliyorum. Bayağı geç geldi bu video. Çok kusura bakmayın yani. Ne deseler haklılar yani. Ve teşekkür ediyorum bana ulaştıkları için. Kısacası bu oyuna bakacağız. Ben Steam sayfasını falan açıklama kısmına koyacağım. Ve yanlış görmediysem Android'e falan da çıkmış bu oyun. Play Store'da falan da var galiba, bakabilirsiniz. Tabii ki de ücretli bir oyun, bedava değil ama eğer isterseniz bakabilirsiniz. Ben daha fazla lafı uzatmadan başlayacağım oyuna. Galiba bir şeyi anlatıyor. Nasıl söylesem, dedektiflik hikayesi olarak anlatıyor. 3 kısımdan oluşuyormuş bu oyun. Sadece ilk kısmı çıktı. 5 ya da 6 saat sürecek herhalde. Oynayış hızıma bağlı olaraktan. Hikayesi nasıl bilmiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Cooper Pilsen'deki nehrin adı neydi? Bu arada Türkçe olmasına rağmen, hani Türklerin yapmasına rağmen oyunu İngilizce ismi kullanmalar açıkçası benim hoşuma gitti. Çünkü alışkanlıktan ötürü belki de bilmiyorum. Türkçe isim görünce böyle bir garipsiyorum oyunlarda. Radbuza Nehri, Silver Hanım. İşte o nehirde iki tane balıkçı küçük bir tekneyle gidiyorlarmış. Bir cesedin onlara doğru geldiğini görmüşler. Ama bir ceset nasıl hareket edebilir? Akıntı varsa eder. Yani akıntıda sürükleniyor diyor. Sonra balıkçılar bu sürüklenen cesedi bota almışlar. Boğulmuş bir adama aitmiş. Bunlar cesede ne yapacaklarını tartışırlarken ne olsa beğenirsin ceset sandıkları uyanmış. Bunlara hücuma geçmiş. Balıkçılardan birisi üzerine çullanmışsa da sonu vahşice biçilmek olmuş. Diğer balıkçı da bunu görünce korkudan suya atlamış. Yalnız ben çizimleri beğendim, çok hoş olmuş. O yüzmeye çabalasın. Vodnik peşinden suya atlayıp adamı yakalamış. Aa, bu arada sana Vodnik'in peşinde olduğumuzu söylemeyi unuttum. Bu bahsettiğim yaratık işte. Beni daha önceden bilgilendirmeniz gerekirdi Silver Hanım. Neyse işte. Vodnik bunu suyun içine çekmiş. Tam balıkçıyı ruhları tutsak aldığı kavanozlardan birinin içine sürükleyecekken yaşlı adam gizlediği bıçağı Vodnik'e saplamış. Kim bu yaşlı adam Silver Hanım? Balıkçı. Anlıyorum. Vodnik'in afallaması sayesinde yaşlı adam can havliyle kendini kurtarmış. Biz de bu hikayeyi onun kaçabilmesi sayesinde öğrendik. Bu olayın peşine düşeceğiz anladığım kadarıyla. Biraz şeye benzettim, hani Sherlock'la Watson'ın böyle ilişkisi mi olacak acaba aralarında? Hani dedektif bir de yardımcısı oluyor ya. Hoşuma gitti, güzel. Kusuruma bakmayın Silver Hanım, buradan sağ mı yapayım? Üzerinden geçtiğimiz taş arabayı da beni de sarstı. Haritaya bakmıyorsunuz. Ezberimde. Laura da yalnız böyle güzel bir kadın şimdi. Allah var. Saçları gümüş renginde olduğu için mi soyuna Silver koymuşlar, hiçbir fikrim yok ama şeyi çok beğendim ya, hani hikaye nasıldır bilmiyorum ama hani görsellik böyle kalitesi falan çok hoşuma gitti. Sesler olsun, bu arabanın hafifçe titremesi olsun. Belki de hani Türk oyunu olduğu için birazcık daha böyle detaylı bakıyorum şeylere. Detaylı bakmaya çalışıyorum diyeyim, heyecan yaptım şu an. Ama şu ana kadar beğendim açıkçası ben. Hikayenize devam edin Silver Hanım. Aklıma bir şey takılmıştı, onu düşünüyordum. Nedir? Vodnik bu ruhları neyin içine saklıyordu hatırlayamıyorum.
Kavanoz dememiş miydiniz? Doğaçlama yapıyordum. Anladım. Yani başka bir şeyin içinde tutuyor olabilir onları. Fincan gibi mi? Her neyse işte anlatmaya devam edeyim mi? Tabii ki Silver Hanım. Fincan mıdır nedir? Herhangi bir şeyin içerisinde hapis tutuyor ruhları. İnsanları kendine çekmek için de keman çalıyor. Siren gibi ama kemanı olan cinsten. Kavanozları kendi eliyle oldukça detaylı bir şekilde yaptığında söylediniz. O zaman sanata yatkın bir yaratıktan bahsediyoruz. Denebilir. İşte. İlk bakışta çocukları korkutmak için söylenen sayısız hikayeden biri gibi geliyor kulağa. Nereye gidersen git bunun bir benzerini bulursun mesela. Kumadan Bey ya da vampir Carmilla gibi. Küçükken Kumadan Bey'den çok korkardım. Çekoslovakya'da da bu deniz canavarı var. İşimiz onunla alakalı, o yüzden Karat'ın hikayesini anlattım sana. İnanılması güç de olsa birkaç ay önce bir balıkçı teknesine saldırmış. Detayları biliyorsun zaten. Ortamda bulunan öbür balıkçı ile kazadan sonra Karat bizimle konuşmuş. Artık ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Öyle söylüyorum ama. O yüzden bilginin doğruluğundan emin olabiliriz. Karat bununla ilgilenmesi için Skoda denen meymenetsizi görevlendirmiş buraya ama adamın araştırması hala sonuç vermediği için biz gidiyoruz. Görev detaylarını da o verecekmiş. Nasıl bir detay verecekse artık. Skoda, hariciyeden Skoda mı? Galiba. Bay Skoda buraya ne zaman tayin oldu? Bir senedir burada. Tembelliğiyle tanınan bir adam. O yüzden bu işle ne kadar ilgilendi orası muamma. Skoda da herhalde bir detektif anladığım kadarıyla. Bay Skoda iyi bir adamdır Silver Hanım. Düşüncenize katılmıyorum. Aynı Skoda'dan mı bahsediyoruz? Büromuzda onunla aynı soy ismini paylaşan başka birisi yoktu diye hatırlıyorum. Emin olmak için sorayım. Zivan Skoda'dan bahsediyorsun değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi oyun böyle seçenekler veriyor bize. Bu seçeneklere bağlı olarak oyunda iyi ya da kötü son falan oluyormuş galiba. Bu açıklamasında okuduğum kadarıyla söylüyorum ben de. Skoda'yı nereden tanıyorsun demek bence daha mantıklı şu an, o yüzden onu seçeceğim. Skoda'yı nereden tanıyorsun? Londra'dan. Kesinlikle başka bir Zivan Skoda'dan bahsediyor olmalı. O da mı trafikçiydi? Hayır, İşçi Partisi Kongresi'nde birlikte koruma polisiydik. Ne zaman? 2-3 yıl öncesi. İşte bu herhalde İngiltere'nin bir yeri. Skoda'nın ekibine verilmiştim staj döneminde. Oradan dostluğumuz var. Birkaç hafta sonra asıl görev yerine gittim tabii. Skoda ile daha fazla çalışmak isterdim ama çalışamadığına memnun olmalısın. Tanışıyor muydunuz Silver Hanım? Denebilir. Bahsetmek ister misiniz? Kesinlikle ve tamamen hayır. Listeni çıkar. Karat sana ne dedi? Soralım. Bu işte kurtulan kişi Karat anladığım kadarıyla. Ekstra bir bilgi öğrenebilir miyiz bilmiyorum. Bir sorayım. Sana işin hakkında ne söyledi? Beni takım arkadaşımız olarak görevlendirdiğini ve bir beyefendi olarak size elimden geldiğince yardım etmem gerektiğini. Evet, bu ilk işim mi? Demek istediğiniz dedektif olarak mı? Gülümsedi. Bana bir bakış atıp gözlerini tekrar yola çevirdi. Buraya atanmadan önce trafik polisiydim. Koloni görevi beklerken Karat'ın şubesine atandığımı öğrendim. Karat dediği şey mi ya? Böyle bir müdür falan mı? Galiba belki gösterir oyunu ilerleyen kısımlarında ama. Yani evet, dedektif olarak ilk işim ama polis olarak ilk işim değil. Trafik polisinden dedektifliğe. İlginç. Nakil olalı fazla olmadı. Silahı da geçen hafta teslim aldım. Biliyorsunuz özel timde olmadıkça tabanca vermiyorlar. Hiç silah kullandın mı? Temel eğitimi aldım ama şükürler olsun ki poligon dışında kullanmadım. Bu adamı alırken Karat'ın aklında ne vardı? Kıraç falan mı desem acaba Karat'a ya? Böyle Türkleştireyim ben biraz olayı. Niye sordunuz? Bütün bunlardan daha önce doğaüstü olaylarla karşılaşmadığın sonucunu çıkarıyorum. Doğru bir çıkarım olur Silver Hanım. Listeme göz gezdirdim. Vornik hakkında herhangi bir bilgi vermiyor ismi dışında. Daha önce defalarca okumaya çalışmış olsam da bir türlü çıkaramıyorum burada ne yazdığını. Niye bakıyorsun Silver Hanım? Anlatması uzun sürer. Sanırım yeterli zamana sahibiz. Bu yolda ne yolsa hala bitemedi yani. Skoda'dan farklı bir iş yaptığımızın farkındasındır. Onun işi etrafı kollamak ve Vordney'in şüpheli davranışta bulunmadığından emin olmak.
Biz ise aynı yerde çok uzun zaman durmuyoruz. Evet. Elimdeki listeyi salladım. Sürekli gezmemizin sebebi bu. Burada yazan her ismi teker teker bulup icablarına bakmam gerekiyor. Listede hayalet olsun, vampir olsun, bilmem ne bela olsun, hepsi var. O listeyi size Krat hanım mı verdi? Ha, bu Krat bir de kadın. Hayır. Kimden temin ettiğinizi öğrenebilir miyim? Dilek gerçekleştiren bir yaratık. Yarı resmi bir ortağımız diyelim. Nasıl bir yaratık? Bunun hakkında daha fazla konuşmasam iyi olacak. Tanımazsın. Cevap vermedi. Bölüm 1 başlangıç. Çekoslovakya. Bir türlü okuyamadım şunu. Cumhuriyeti 1935. Tarih eski yani. Demek otelimiz bu. Bu mevsimde açık olan bir otel bulmuş olmamıza sevinmeme rağmen küçük olduğu gerçeğini inkar edemem. Arka bagajı açıp çantamı almaya yöneldim. Cooper'da ne kadar gereksiz şey varsa yüklediği eşek ölüsü çantasını aldı. Belgesel yönetmenleri kılığına girmeyi düşünmeden önce yükümüzün ne kadar ağır olacağını göz önünde bulundurmamız gerekirdi. İçeriye geçelim mi? Cooper kapıyı tuttu, içeriye doğru yöneldim. Kapıdan girdiğim anda otelin sıcak havası iliklerime kadar işledi. Masaya kadar gelip yükümü yere bıraktım. Cooper da arkamdan geldi. Resepsiyonist bizi ya fark etmemiş ya da başını kaldırmaya değer bulmamış, bulmaca gibi bir şeylerle uğraşıyordu. Silver Hanım, isterseniz bagajınızı odaya kadar taşıyayım. Gerek yok Cooper, valiz görevlisini işinden etme. Silver Hanım bu saatte uyuyor olmasın? Yaklaşık 7 saat gecikmeli geldiğimiz gerçeğini göz önüne alırsak haklı olabilirsin. Ama işini ciddiye almayan insanlara empati göstermemi kimse beklemesin. Resepsiyonistin ilgisini çekmek için elimi masaya ritmik bir şekilde vurmaya başladım. Sanırım adamın geçmişinde memurluk var. Görevli adam sonunda suratıma bakmaya karar verdi. 100 yıldır burayı bekliyormuş edasıyla bana döndü. Yılın bu döneminde valiz görevlisi çalıştıran tek bir otel bulamazsınız. Ölü sezondayız. Cooper diken üstüne görünüyordu. Bozulup bozulmadığımı anlamak için suratıma küçük bakışlar attı. Rezervasyonunuz var mı? Biraz vakitsiz geldiğimizin farkındayız. Cooper tekrar saatini kontrol etti. Öncelikle gecenin bu saatinde vaktinizi aldığımız için en içten özür dilerimizi... Rezervasyonunuz var mı? Cooper özrünün ortadan bölünmesinden olsa gerek afalladı. Barsuka da bizim için bir yer ayarlamış olmalı. Adam gözleri parlayarak ayağa kalktı. Skoda mı? Zivan Skoda mı? Evet. Masanın altındaki çekmeceleri birer birer açıp kapamaya başladı. Bir şey arıyordu. O zaman Skoda'nın bahsettiği belgeselciler sizsiniz. İsimleriniz nedir? Orwell Cooper, Laura Silver. Bir süre daha bakınmaya devam etti. Sıkıntıdan ayağımı yere vurmaya başlamıştım. Cooper bana tekrar gergin bir bakış attı. Sonunda aradığını bulmuştu. Tezgahın altından küçük bir defter çıkardı, sayfalarını hızlıca çevirdi. Burada Laura Silver ve Orwell Cooper yazıyor. Aa, büyük ihtimal soy ismimi karıştırdınız. Biliyorsunuz Cooper ile Cooper diyeyim artık, 2P ile. Defteri masaya koyduğu işaret parmağıyla isimleri gösterdi. Laura Silver ve Orwell Cooper. Hem adımı hem de soyadımı karıştırmış olmalılar. Skoda bana açıkça bu iki ismin geleceğini söyledi. Bir Cooper'ın değil. Ama hakikaten isimleriniz benziyor. Resepsiyonda oturan adam elimi sıktı. Cooper ise yutkundu. Pavlo Oteli'ne hoş geldiniz Silver Hanım. Ben... Çok güzel bir ismi var gerçekten. Cindirik. Ben bunu nasıl telaffuz edebilirim ki, hiçbir fikrim yok. Keşke böyle Jack Mac normal bir isim koysalarmış. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Diğer eliyle oda anahtarını uzattı. Bir saniye, ben ne olacağım? Ortada bir yanlış anlaşılma varsa Skoda gelip düzeltene kadar bekleyebilirsiniz. Ya da burada yazılı olan Cooper'ın başka biri olduğunu kabullenip gidebilirsiniz. Cooper bana çaresiz bir bakış attı. Bu kapıdan giderken büyük ihtimalle sonunda sırtını bir yatağa koyabileceğini düşünmüştü. Silver Hanım, bir şey demeyecek misiniz? Yani yardımcı olacağım tabii ki de çocuğa. Yazıktır, günahtır şimdi. O kadar araba sürdü, getirdi bizi buraya. Açıkça bir isim karışıklığı olmuş diyeyim. İşverenimizin isim hafızasının pek iyi olmadığı bir gerçek. Büyük ihtimalle de Skoda'ya yolladığı telgrafta Cooper'ın ismini karıştırdı. Bu adam benim ekip arkadaşım. Skoda'nın kastettiği kişinin ne olduğunu eminim. Bir dedektif bürosu başkanının isimler konusunda daha dikkatli olmasını beklerdim ama... hayat beni şaşırtmaya devam ediyor. Cooper onu savunduğum için biraz rahatlamış gözü görünüyordu. Kal artık nasıl okunuyorsa işte, beton suratındaysa bu adamın diyeyim yani. En ufak bir değişim yoktu. Silver Hanım, ihtiyatlılığımı mazur görün. Sadece Skoda'nın bana tembihlediği gibi davranıyorum.
Skoda bu adamlar nasıl davranmasını istemiş olabilir? Sözde belgesel çekmek için buradayız. Bu şüphe çekici bir faaliyet olmamalı. Cooper ile birbirimize baktık. Gözleriyle konuşmaya devam etmemi işaret etti. Haklı, şu anda sessiz kalmak şüpheyi üzerime çekecek. Mazur görecek bir durum yok. Ancak Skoda'nın bahsettiği adamın Cooper olduğuna eminim. Bu kadar küçük bir detay yüzünden zaman kaybetmek istemiyorum. Bu yüzden Cooper anahtarlarını vermenizi tercih ederim. Omuzlarını silkti. Daha fazla zaman harcamamak konusunda hemfikiriz. Burada bekleyeceğinizi odanıza gidip uyuyabilirsiniz Silver Hanım. Cooper anahtarlarını ancak Skoda'nın onayını aldıktan sonra verebilirim. Müşterine karşı hep bu kadar şüpheci mi yoksa film yapımcılarıyla bir alıp veremediği mi var? Biz işte hani film yapımcısı olarak gelmişiz, olayı araştıracağız aslında. Bu adamın ses tonunu değiştirmeden devam etti. Bu yüzden sizden arkadaşınız burada beklerken odanıza gitmenizi rica ediyorum hanımefendi. Film yapımcısı olarak gelmemizin sebebi üzerimize şüphe çekmemekti ama işe yaramıyor anlaşılan. İşini harika yapıyorsun Silver, böyle devam et. Çantamı alıp sağ merdivenlere doğru yöneldim. Silver Hanım, sakin ol, yükümü bırakıp döneceğim. Rahatlamış görünüyordu. Sonra da işe koyulabiliriz. Saat sabahın ikisi. Kupu benimle konuşmaya kesti, gözleri sola kaydı. Merdivenden ayak sesleri duyuldu, bakışlarımı o tarafa çevirdim. Gelen suratsız Skoda'dan başkası değildi. Ah, geldi sonunda meşhur Skoda. Tek bir mimini oynatmadan başını olduğumuz tarafa çevirdi. Uykumdan ettiniz. Lafı duvarların inceliğine mi getirmeye çalışıyorsun Skoda? Duvarların bütün Çekoslovakya'daki en birinci kalite tuğladan imal edildiğini anlatmaya başlayacaksan hayır. Gerçekleri herkesin gözüne sokmaya gerek yok genç adam. Skoda iç çekti. Duvarlar gerçekten ince ise bu ileride sorun yaratabilir. Silahlık bir durum olursa bir yerden susturucu bulmalıyım. Madem geldin Skoda, gel şu kupurların işini çöz. Bay Skoda, lütfen bu adama rezervasyondaki kişinin ben olduğunu söyleyin. Rezervasyondaki kişi o. Tamam. İşte bu adam Cooper'a arkadaki raflardan bir anahtar uzattı. Cooper'ın elini sıktı. Kahvaltı sabah 8.30'da yine bu katta. Skoda'dan başka müşteriniz var mı? Pablo Oteli'nde tek müşterimiz olsa bile hizmetten ödün vermeyiz. Müşteriden ziyade buranın sakiniyim. Arkadaş olduk tabii, değil mi Skoda? Skoda boğuk bir heh sesi çıkardı. Odalarını gösteriyorum o zaman. Sağ olasın. Cooper Silver, peşteyim. Adım Cooper, Bay Skoda. Kusura bakma, bir daha unutmam. Tekrar görüştüğümüze memnun oldum Silver. Elini uzattı, sıktım. Karas senden çok bahsetti. Aynısını senin için söyleyemem. Niye buradayız? Şimdi laf sokmayacağım, bilmiyorum. Laf sokmalık bir durum var mı ortada? O yüzden bir de uyandırmışız sabahın köründe adamı. Ya da gecenin 2.30'unda da diyebiliriz. O yüzden direkt niye buradayız diye soracağım ben. Niye buradayız? Karat işin detaylarını senin vereceğini söyledi. Skoda bana üzerinde adım yazan açık bir zarf uzattı. Zarf açılmış, içindeki her nesli de okunmuştu. Daha da beteri, bu herif bunu gizlemeye gerek bile duymuyordu. Bu normal bir insan davranışı değil Skoda. Tabi bunları içinden söylüyor. Garip bir adamla mı ne işiniz varmış? Bu ne büyük kabalık. Herkesin zarflarını böyle açıyor musunuz Bay Skoda? Skoda pişkin pişkin gülümsedi. Büro çalışanları arasında gizli saklı bulunmamalı. Garibime giden şey, Karat niye seni sürekli oraya buraya özel iş sıfatıyla yolluyor? Bu seni ilgilendirmez. Büro bana Pilsenli Vordik hakkında 3 aydır herhangi bir haber yollamıyor. Karat'ın sana vermem için yolladığı mektupta ise öğrenmek istediğim her şey yazılı. Garip değil mi sence de? Bu bilgiye özel erişimin olma sebebi nedir? Hayatın olağan akışında mektuptaki bu adamla benim ilgilenmem gerekmez mi? Haklı, Çekoslovakya bölgesi sorumlusu o. Senin yatağı buralara yolluyor. Buna aklım ermiyor. Bak Skoda. Sert çıkışacağım çünkü hak etti. Zaten şey bahsediyorlar. Bu dedektif işte çok tembel biri. Kaç aydır bu işle uğraşıyor, doğru düz bir şey bulamamış, edememiş falan. Beni bu davranışıyla birazcık sinirlendirdi. O yüzden sert çıkışacağım. Benim adıma yazılmış mektubu açıp okumuşsun zaten. İstersen işime daha fazla burnunu sokma. Yavaştan yaylan, uza git diyor. Gülümsüyor bu arada dedektif de. Sence ben Bay Skoda
Cooper bağırdı. İkimiz de ona döndük. Boğazını temizlemek için birkaç kez öksürdü. Bay Skoda, hepimiz çok yorgunuz. Skoda yukarı baktı. Düşünüyor gibiydi. Silver Hanım da sabahtan beri yolda. Ondan bu kadar agresif. Agresif falan değilim bir defa. Herif mektubu okudu. Hak ettiğini veriyorum. Cooper devam etti. Demek istediğim, şimdi sadece birbirimizi kırıyoruz. En güzeli, hadi sabah kahvaltı sonrasında bütün bunları adam akıllı konuşalım. Skoda kollarını bağladı. Emin ol, konuşacağım. Eksik kal. Tabi bunları içinden söylüyor da anlıyorsunuzdur siz de. O halde sabah 9 gibi kahvaltıda görüşürüz. İyi geceler Skoda Bey. Sana da Cooper. Skoda'nın ayak sesleri azalarak kayboldu. Odasına girip kapıyı kilitledi. Sonunda. Silver Hanım sizi duymasın. Omuz siktim. Silver Hanım, Skoda gerçekten de iyi bir adamdır. Niye size öyle davrandı hiçbir fikrim yok. İyi olup olmadığı umurumda değil. Ama kaba olduğu kesin. Neyse, mektubu bakalım mı? Bakalım Silver Hanım. Sevgili Loram, umarım Pilsen'de keyfin yerindedir. Büronun gizli arşivlerine yaptığım küçük bir yolculuk ve birkaç soruşturma sonucunda Wardnick Emil hakkında bazı bilgilere ulaştım. Bu dokümanların bir kopyasını zarfın içinde bulacaksın. Görevini bitirmeni dört gözle bekliyorum. Beni bilgilendirmeyi sakın unutma, tatlım. Tamam mı tatlım? Kendini de fazla yorma. Uykuyu da sakın ihmal etme balım. Okey. Başka bir şey var mı? Ben direkt şuna bakayım. Tatlım. Skoda'nın niye şımartıldığımı düşündüğünü... belli oldu. Şımartılmıyorsunuz. Sadece sağlığınıza dikkat etmenizi istemiş. Yoksa sabah kadar ayakta kalacaksınız Silver Hanım. Bu ne kadar mantıklı. Uyumamak bana koymaz. Şube müdürümüz bile uyumanızı emretmiş ama. Emretmemiş, rica etmiş. Omuz silkip diğer evrağı açtım. Kurbağa benzeri bir yüzü, bataklı yeşil saçları vardır bu Wodney'in. Elleri bir balık gibi perdeli, gözleri ise kırmızıdır. Bölgesel boğma vakalarının onun işi olduğu söylenmekte. İnsanları boğduktan sonra ruhlarını kendi yapımı olan fincanlarda hapsettiği, onu görüp sağ kalabilmiş kişiler tarafından bize iletilmiş ve dosyasına eklenmiştir. Herhalde böyle fantastik bir evrende geçiyor. Hani ruhlar, yaratıklar falan bahsettiğine göre. Tip insan benzeri, tehdit seviyesi bilinmiyor ama tip muhtemelen tehlikeli. Habitat sular, rat buz bataklıkları. Gücü sıvı haline geçebiliyormuş. İnsanüstü bir hızla yüzebiliyormuş. Eskiden bir oyuncak zanaatkarıymış kendisi. Güzel. Evrağı katlayıp iç cebime koydum. Silver Hanım, oteldeki herkese suyun tehlikeli olduğunu bildirmeliyiz. Belki de Skoda vermiştir. Sorsaydık keşke. Hala sorabiliriz. Skoda'nın kapısını çaldı. Bay Skoda benim, Cooper. Kapıyı açar mısınız? Cevap yok. Bay Skoda, size bir şey sormamız gerekiyor. Kimseye su falan demedim. Beni yalnız bırakın. Aa, peki. Adam demek ki bizi de duymuş. İyi geceler Skoda Bey. Öyleyse Silver Hanım, ben bu resepsiyondaki kişiye söyleyeyim diyor. Hani yatağa gidecektin? Aman, güvenliğimiz azıcık uykumdan daha önemli. İştenlikle gülümsedi. Ancak Silver Hanım, ben bununla uğraşırken siz de gidip uyuyunuz lütfen. Odama gitsem de uyuyamam ki. Sence uyur muyum? Karat Hanım da sizden öyle yapmanızı istemişti. En azından size verilen emirleri ciddiye alacağınızı düşünüyorum. Peki, beni ararsan odamdayım. Silver Hanım, unutmadan sorayım da oda numaranız nedir? 102. Görünüşe göre Skoda ile komşusunuz. Evet. Benimki 107. Direkt karşıda olacağım yani. Bir şeye ihtiyacınız olursa kafamı tıklatmaktan çekinmeyin Silver Hanım. Cooper, bekle be. Evet. Bu aşağıdaki resepsiyondaki adama ne demeyi planlıyorsun? Su kaynağına eşek düştüğünü, ölüsünden de hastalık yayılabileceğini. Bana fazla gerçekçi gelmedi. Sizce ne diyeyim? Belki... Evet Silver Hanım. Hiçbir şey söylemeden kazan odasına gidip ana kaynağı kessek... İşte bu adama da bölge genelinde bir kesinti olacağını duyduğumuzu söylerse kazan dairesini kontrol etmez. Ne oldu Cooper? Daha yeni geldiğimiz bir yerdeki kazan dairesine izinsiz girmemiz ayıp olmaz mı? Keyfimizden değil, insanların güvenliği için bunu yapıyoruz. Doğru. Şimdi kazan dairesinin nerede olduğunu biliyor musun? Büyük ihtimalle giriş, varsa da bodrum katındadır. Bu adamın dikkatini çekmeden oraya ulaşmamız gerekiyor.
Silver Hanım, evet. Arabada sıkıntımızın, yok arabada sırtınızın ağrıdığını söylemiştiniz zaten. Yorgunsunuz da. Demek istediğim siz odanıza gidip dinlenin. Vanaları ben halledeyim. Hem iki kişi gitmemek daha iyi olur. Gerçekten bunu başarabilir misin? Tabii ki. Gereğinden fazla naziksin Cooper. İyi geceler Silver Hanım. Cooper işin bitince kapımı bir tıklat. Suyun kesip kesilmediğine bakayım. Tamamdır, birazdan görüşürüz o zaman. Cooper hızlıca el sallayarak merdiveni ilerledi. Odama kapısını açtım. Çizimler güzel olmuş ya, ben beğendim. Baya hem odayı çizmişler, resepsiyonu çizmişler falan, güzel yani. Arabayı falan da yapmışlar. Paltomu çıkardım. Oha, kıyafeti bile değişti kızın. Paltomu çıkardım. Şimdi bakalım odanın içerisinde şüpheli bir şeyler var mı? Ben mi yapacağım, kontrol edeceğim, aynen. Bir grup yaratık içinde pusu yapmış olmasın? Yavaşça dolabı açtım. Güvenliymiş. Tamam. Burada bir şey yok. Masa notlarımı yeniden gözden geçirebilirim. Gözlem yapmış olsaydım. Okey. Dışarısı çok rüzgarlı. Burada kalmayı yeğlerim. Gece ruhum kadar soğuk. Ancak balkonda bir saksı mı var? Menekşeler bu havada ölür. Açıp almayacağız herhalde. Parlıyor benim aksime. Uyku daha değil. Öncesinde odayı kontrol etmeliyim. O zaman şuraya da bakalım. Hele bir odaya bakayım da. Kapı çaldı. Evet Cooper. Bütün vanaları kapadım. Beklediğimden hızlı çıktın. Odama gidip yine bir kontrol edeyim. Tekrar iyi geceler Silver Hanım. Kafa salladım. Odada ilgimi çeken başka bir şey kalmamıştı. Banyonun kapısını açtım. Kapıyı ittim. Ha? Açılmıyor. Şansımı bu kez de kapıyı kendime çekerek denedim. Niye bir banyo kapısı dışarıya açılır ki? Her neyse. Demek dışarıya açılıyormuş. Musluğu açtım. Yalnızca borularda kalan birkaç damla damladı. Güzel. Cooper iyi iş çıkarmış. Şu bel ağrısıyla bir de ayak işi yapmama gerek kalmadı. Adam en azından yardımcı oluyor yani. Bize güzel. Musluğu açtım. Yalnızca borularda kalan birkaç damla damladı. Ondan başka lavabo işte. Ne azı ne fazlası. İşimi halledi. Tamam, tuvaletimizi de yaptık. Güzel. Hoş. Başka böyle araştırılacak bir şey var mı diye bakıyorum da. Burada bir şey yok herhalde. Karat'tan aldığım dokümanı defterimin arasına koydum. Geceyi bu işte resepsiyondaki adamı ya da çalışanları sorgulayarak geçirmeyi yeğlerdim. Ancak üzerime şüphe çekmek istemiyorum. Yeni kılığımız şüphe çekmeden insanları sorgulayabilmemizi sağlayabilir ama bu resepsiyondaki adam bizden şimdiden kuşkulanmışa benziyor. Acaba Suko da ona gerçek işimiz hakkında bir şeyler mi söyledi? Her neyse, görünüşe göre uyumaktan başka seçeneğim kalmadı. Deyip uyuyoruz. Bu isimleri tabi birazcık şey yapması zor. Nasıl söylesem, akılda tutmak. Suko da kim? İşte Suko da bu dedektif. Resepsiyondaki adam var. Karat da bizim işte müdürümüz. Kadınmış kendisi. Tek bildiğim şeyler bunlar şu an olarak. Her zaman en ufak bir sese uyanıyor olmanın faydalı bir şey olduğunu düşünürüm. O da neydi? Balkondan bir ses geldi. Yorganımı üzerimden atıp başımı balkon kapısına çevirdim. Ayağa kalkıp masadaki silahıma davrandım. Sırtımı balkon kapısının bitişindeki duvara verdim. Güvenliği hiçbir zaman elden bırakmamak gerekiyor. Derin bir nefes aldım. Silver, 3'e kadar sayıp balkon kapısını açıyorsun. 1, 2... Kim var orada? Kimse yoktu. Balkon demenindeki menekşe saksısının olmadığını fark ettim. Rüzgardan mı düşmüş? İç çekerek balkon kapısını kapattım. Dışarısı buz gibi. Paltomu üzerime geçirdim. Şapkamı taktım. Saat 8.30'a gelmişti bile. Kayıp saksı hafiyeliği yapmaktan ziyade söz verdiğim gibi Cooper'la buluşmam gerekiyor. Koridorda koşturan bir kız gördüm. Beni fark ettiği anda yaşlı gözlerle suratıma baktı. Ölü saçlı abla... Galiba benden bahsediyor. Evet. Yanına gittim. Eldivenlerimi sen mi çaldın? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Seni daha önce burada görmedim. Demek ki sen... Ne demek istediğini anlamıyorum hem. Sen kimsin? Önce sen bana kim olduğunu söyle. Dedin ya, saçı ölü ablayım. Suratını astı. Tamam, ben de Pavla'yım. Otelin adı da Pavla. Demek ki bu... Resepsiyondaki adamın kızı falan olmalı.
Eldivenlerini mi kaybettin Paula? Belki de burada ölüme terk edilmiş bir kızdı. Bu adam işte onu bulup evlat edindi. Otelin adını da ona verdi. Ya da beni kandırmak için kendini otel adıyla tanıtan bir şekil değiştire... Abla sen salak mısın? Birisi eldivenlerimi büyü yapıp onları kaçırdı. Bununla uğraşmak istemiyorum. Of. Silvia Hanım günaydın. Kurtar beni kukuş. Tabii içinden söylüyor da onu. Bu genç hanım da kim? Bu adamın resepsiyondaki adamın kızı olduğunu düşünüyorum. Turuncu abi eldivenimi sen mi çaldın? Kubur kahkaha attı. Neden bahsettiğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. O zaman saçı örlü kadın çaldı. Niye bu turuncu abi yapmadım deyince inanıyorsun da bana inanmıyorsun? Senin tipin daha bozuk. Sen yaptın. Sen de fazla zeki bir şeye benzemiyorsun. Silvia Hanım. Kubu bana rahatsız olmuş bir şekilde baktı. Karşınızdaki bir çocuk Silvia Hanım. Ağlamaya başlıyor kız. Şu an uğraşmak istediğim son şey bu. Çenemi tutmalıydım. Cooper kızın yanına eğildi. Küçük hanımefendi. Ceketinin iç cebinden not defterini çıkardı. Küçük hanım rica etsen bana bir bakar mısın? Ne? Eldivenleri neye benziyordu? Siyahlardı. Cooper defteri bir şeyler karalamaya başladı. Ne yapmaya çalışıyor bu? Ebatı ne kadardı? Burnunu çekerek bileklerini gösterdi kız. Bak buraya kadar geliyordu. İç tarafında da işlemeli çiçekler vardı. Anlıyorum. Kaç yaşındasın şimdi sen? 6,5. Bir de biraz büyük geliyorlardı. Baban büyüyünce de giyersin dedi. Cooper defteri Paula'ya tuttu. Bunu gibi mi görünüyorlardı? Evet. Cooper ben defterini göz atamadan önce ayağa kalktı. Eldivenlerinizi en yakın zamanda bulup size getireceğiz küçük hanım. Kimin çaldığını da bulur musunuz? Tabii ki. Gerçekten mi? Evet sonuçta. Cooper bana doğru döndü. Kimseye, hele de bu küçük cırtlak şeytana dedektif olduğumuzu söyleyemeyiz. O kadar olay araştırıp buluyoruz. Sonuçta araştırmacıyız. Çok başarılıydın Silver. Paula bana dik dik baktı. Bacak kadar boylu beni öldürecek gibi duruyordu. Yani eldivenlerimi bulacak mısınız yoksa bulamaz mısınız? Babana mı gidiyordun Paula? Kafasıyla onayladı. O zaman gel beraber inelim aşağıya. Bizim de babanla bir işimiz var. Adam resepsiyondaki yerindeydi. Umarım kızını ağlattığımı anlamaz. Günaydın cevherler takımı. Size de günaydın Bay. Paula Cooper'ı iterek koşturdu. Cooper düşmek için merdiven trabzanlarına tutundu. Paula. Baba. Adamın gözleri parladı. Paula'yı tutup havada bir tur döndürdü. Cadı kızın sesi kulaklarımı tırmaladı. İşte bu Bay neyse adı. Kızını gerçekten çok seviyor. Ne kadar da iç ısıtıcı değil mi Silvia Hanım? Mükemmel bir aile tablosu. Paula'nın babasına onu ağlattığımı söyleyecek olması emin ol içimi sımacak ediyor Cooper. Adam Paula'yı yere bıraktı. Yeni müşterilerimizle tanıştın mı Paula? Öf tanıştım. Adam kaşını kaldırdı. Paula derin bir nefes alarak eliyle beni işaret etti. Hadi bakalım yolda başka otel görmüş müydüm? Ölü saçlı kadın eldivenlerimi çaldı. Ne? Sana kaç defa söylemem gerekiyor şımarık ve... Silvia Hanım, Cooper bana aynı tedirgin surat ifadesiyle baktı. İyi, alttan alacağım. Silver bunun açıklaması ne? Bilmem, önüme gelen çocukların eldivenlerini çalmak çok hoşuma gidiyor herhalde. Ben de yeni öğrendim. Öyle önüne gelen çocuklar mı? Canım Pavlam önüne gelen bir çocuk değil. Pavla bana nanik yapıyor. Tanrının belası velet. Aman tadımız kaçmasın. İşte adam neyse... Bir sakinleşin. Bunu da herhalde şeyden, yaprak dökümden falan almışlar bu şeyi de. Cümleyi ağzımızın tadı kaçmasın falan böyle. Yalnız kız acayip uyuz bir tip. Çok uyuz oldum bu kıza. Ama büyük ihtimal sonunda iyi biri çıkacak. Adam kollarını göğsüne birleştirdi bir saniye. Gözünü mü kırpıyor? Aa şimdi taşlar yerine oturdu. Durumun farkında. Sırf kızın gönlünü almak için numara çekiyor. Kızınızın eldivenleri için bütün oteli arayacağız. Az önce Paula ile konuştuk. Lütfen buna bir bakın Bay. Paula, adı neyse. Görünüşe göre adamın mesajı Cooper'a düşmedi. Cooper not defterini tekrar alıp adama karıldığı her neyse gösterdi. Turuncu abi eldivenimi çizdi baba. Gerçekten de güzel bir iş çıkarmış. Ben de deftere baktım. Cooper'un çizebildiğini bilmiyordum. Fena bir iş çıkarmamış. Belki de karşılaştığımız yaratıkları çizebilir. Karata daha dolu bir rapor göndermiş oluruz. Havuç abiyi beğendim ama ölü saçlı abla iğrenç ve gıcık bir kadın. Sensin gıcık. Silver sana ne yaptı Paula? Bana aptal dedi. Sadece birisini suçluyorsan
savlarını bir sebep-sonuç ilişkisine dayandırman gerektiğini söyledim. Sebep-sonuç? Pavla adamın arkasına saklandı. Silver ya işini çocuklarla tartışmayarak yaparsın ya da sana bunun bedelini ödetirim. O kadar yapma baba, kapı önüne koyma, koysan yeter. Demek hepsi babanın ilgisini çekmek içindi. Ne teksin ki çocuk? Emin misin tatlım? Paula başını salladı. Silver ya işin çocuklarla tartışmadan yaparsın ya da bu akşam kalacak başka bir otel ararsın. Paula bana tekrar nanik yaptı. Bak bakalım daha güzel otel bulabiliyor musun ölü saç? Çevrede başka bir otel olup olmadığını bilmiyorum. Ve bu gece sokakta yatmak istemediğimden eminim. Adam bana üzgün bir simayla göz kırptı. Sanırım özür dilememi istiyor. İstemeyerek özür dile. Özür dilerim Paula. Duymadın mı beni? Hırsızlardan bir tanesini bulsan da olur. İç çekerek not defterimi çıkardım. Şimdi eldivenlerini ne zaman kaybettin? Kaybetmedim. Ne zaman çalındılar? Bu sabah kapıdan çıkıp gittiler. Ne? Eldivenler bir anda uçmaya başladı. Sonra da kapıyı açıp çıktılar. Hayal falan görmediğine emin misin? Evet. Tam olarak ne zaman oldu bu? Daha demin sonra peşlerinden koştum ama kaybolmuşlardı. Anlıyorum. Bana inanmıyorsun değil mi ölü saçlı abla? İnanıyorum. Hiç öyle görünmüyorsun. Gerçekten inanıyorum. Sokakta yatmak istemediğinden yalan söylüyor olmayasın. Hayır Pavla, gerçekten sana inanıyorum. Silver Hanım, Bodnik binanın içine girmiş olmasın? Diyelim ki girdi, bir eldiveni öyle uçurabilir mi? Belki de kız hayalle gerçeği karıştırıyordur. Umalım ki öyle olsun. Gidip de başka bir şeyle, hele de bir hayaletle uğraşmak istemiyorum. Bu adam hayalet dediğim anda dikeldi. Bir hayalet mi? Eldiveni bir hayalet yürütmüş olabilir. Bence Pavla sadece bir hayal gördü Silver. Baba sence hayal miydi o? Adam Pavla'nın elini tuttu. Küçük kızım, meleğim, otel birlikte aramaya ne dersin? Beni omzunda taşırsan olur. Tabii tabii, önce biraz bekle ama. Adam tehditkar bir biçimde yanımıza geldi. Silver ile Cooper, bana bakın. Pavla'nın duymaması için sesini alçalttı. Sesi oldukça ciddiydi. Eldiven işiyle uğraşmak için bir şey uyduracaksınız da böyle bir şey uydurmayın. Pavla her türlü şeyden korkan 6 yaşındaki bir kız, bunun farkında olduğunuzu düşünüyorum. Bazen bana annesinin hayaletini gördüğünü bile söylüyor. Bayım, enişten tekrar ediyorum. Bir daha çocuğun etrafında hayaletlerin şakasını bile yapmayacaksınız. Yoksa buradan tek parça çıkamazsınız. Anlatabildim mi? Başımla onayladım. Adam Pavla'yı omzuna aldı, lobiden ayrıldı. Otelin tavanları bu kadar yüksek olmasaydı böyle bir adamın omuzlarına aldığı kızının başını çarpmadan hareket etmesi mümkün değildi. Lobideki koltuklardan birine oturduğum bütün bu konuşma ruhumu emmişti. Az önce bizi tehdit mi etti? Evet, adı lazım değillerden bahsedersek bizi parçalara ayıracakmış. Hadi işimizi bir an önce bitirip buradan ayrılalım. Acaba karısına ne oldu? Ölmüş. Pavla'nın böyle şımarık olmasının arkasında bu adam yatıyor. Olsun, durumu iyi idare ettiniz. Çok iyimser düşünüyorsun Cooper. Gülümsedi. Yemek salonuna gidelim mi? Orada oturmak istemiyorum. Nedendir Silver Hanım? Koca yerde bir biz olacağız. Bu sence biraz şey değil mi? Bana utandığınızı söylemeyin. Merhabalar. Salona kimse gelmiyordu. Ben açıkçası bu uzayacak muhabbet. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama yavaştan videoyu kapatmak istiyorum. Nasıl bir şeydir? Hikaye çıkacak emin değilim. Ama açıkçası benim hoşuma gitti. İşte giderek yeni karakterler tanıyacağız ve o jenerikteki gördüğümüz karakterleri büyük ihtimal hepsini göreceğiz. Karakter sayısı arttıkça da bence biraz daha eğlenceli bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Başları birazcık sıkıcı gelmiş olabilir. Karakterleri çünkü tanımıyoruz, olayı bilmiyoruz. Ama dediğim gibi zamanla açılacak bir olay bence. Açıkçası ben devam ederim. Hani eğer siz de isterseniz video olarak devam ederim. Eğer istemezseniz en kötü kendim de oturup bitirebilirim. Yani kısacası bitecek bu oyun benim için her türlü, onda sıkıntı yok. Ama eğer hoşunuza gittiyse ve bu olayı merak ediyorsanız, ki ben şahsen ediyorum, kesinlikle devamını çekebilirim. Yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Eğer sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Artık isteğinize bağlı olarak bu Laura'nın tarihsiz maceralarının ikinci bölümünde diyeyim. Görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.